Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam. Deney arabası üzerine sabitlemiş çubuk mıknatıs şekildeki gibi uygulamış sabit büyüklükteki yatay F kuvvetiyle çevresinde iletken bir halka bulunan sürtünmesiz yatay yol üzerinde hareket ettiriliyor. Mıknatıs iletken halkaya yaklaşırken 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir? Arkadaşlar mıknatıslarda manyetik alan çizgisi N'den S'e doğrudur. Yani şu tarafa doğru B kadarlık bir manyetik alan var. Peki mıknatısı F kuvvetiyle bu tarafa doğru itince iletken halka üzerindeki manyetik alan şiddeti artar. Lenz kanuna göre artan manyetik alanı azaltmak için hemen ters yönde iletken halkamız bir manyetik alan oluşturur. Peki buna göre hangisi gerçekleşir? 1. Mıknatısı etkeden net kuvvet zamanla azalır. Arkadaşlar manyetik alan bu tarafa doğruysa iletken halkada şunun ön tarafını N, arkası kısmını S yazılır. N'i arkadaşlar ittiği için mıknatısı etkeden kuvvet zamanla azalır. Birinci ifademiz doğru. 2. İletken halka üzerinde bir yönünde indüksiyon akımı oluşur. Arkadaşlar indüksiyon akımı yönü meşhur sahil kuralı yöntemiyle bulunur. Çemberde arkadaşlar 4 parmak akımı, baş parmak manyetik alanı. Manyetik alan bu tarafa doğru olması için arkadaşlar bir yönüne doğru bir indüksiyon akımı geçmeli. İkinci ifademiz de doğru olur. 3. İletken halkadan geçen manyetik alan zamanla artar. Arkadaşlar mıknatıs yaklaştıkça bunun içine giren manyetik alan çizgisi arttığı için iletken halka içindeki manyetik alan şiddeti zamanla artar. Üçüncü ifademiz de doğru. 1, 2, 3 cevap şıkkımız E olur.